Evet, öncelikle biraz geriye gitmek istiyorum. Altın Ordu maçını ve beraberinde tabii onunla ilişkili olarak Giresunspor maçını değerlendirip gelecekle alakalı beklentilerimizi ortaya koymak istiyorum. Altın Ordu maçında oyuncularımız sorumluluk aldılar. Çok iyi mücadele ortaya koydular. Maalesef oyuna çok iyi başladığımız, çok iyi götürdüğümüz ve sonrasında 10 kişi kaldığımız, 10 kişi kaldıktan sonra da her oyuncunun daha fazla sorumluluk aldığı, eksilen arkadaşların yerine de bir performans ortaya koyduğu bir mücadele izledik 9 kişi kalana kadar. 9 kişi kaldıktan sonra da yine oyuncularımız biraz daha sorumluluk aldılar ve üst düzey bir mücadele ortaya koyarak orada belki de Samsunspor ruhunu ön plana çıkararak güzel bir maç oynadık. Yani biz o günkü karşılaşmada gerçekten oyuncularımızın vermiş olduğu mücadeleden dolayı gurur duyduk. Daha sonraki hafta Giresunspor karşısında işte kazandığımız takdirde lider olabileceğimiz ve tabii hepimizin istediği yere gelebileceğimiz bir karşılaşma oynadık. Ki karşılaşmanın ilk kırmızı karta kadar olan bölümünde, yani 70 dakikalık bölümünde oyuncularımız gerçekten bir şampiyon nasıl oynar, nasıl mücadele eder bunu ortaya koydular. Sadece tek eksik olan goldü. Sonraki süreçte tabii işte özellikle ikinci yarıda her an golü bulacağımız bir futbol ortamını da aslında oluşturmuştuk. Sonrasında maalesef tabii çok gereksiz bir kırmızı kartla eksik kaldık ki sonraki süreçte yine oyuncularımız bu isteklerinden, arzularından ve coşkularından vazgeçmediler. Ve oyunu yine elimizde tutarak mücadeleye devam ettik. Kaldı ki ne zaman 9 kişi kaldık. Maalesef orada yine oyuncularımız maçı kazanmak için ellerinden geleni yaptılar. Hatta pozisyon bulduğumuz dakikada maalesef golü yedik. Açık konuşmak gerekirse iki karşılaşmada da takımımızın ortaya koyduğu oyundan, mücadeleden, istekten, coşkudan sonuna kadar memnunum ben. Yapmamız gereken iş bundan sonraki karşılaşmalara, özellikle ki ilk oynayacağımız Tuzla Spor karşılaşmasına bu ruhu, bu isteği, bu coşkuyu aktarıp orada bizim geleceğimiz açısından bize yol açacak olan bu karşılaşmayı kazanmak istiyoruz. Şunu tabii açık yüreklikle söylemek istiyorum. Maalesef ülkemizdeki futbol aklı ve futbol ortamı bu. Değerlendirme anlayışımız, değerlendirme kültürümüz sadece sonuçlarla işleyen bir durumda. Yani kazandığınız takdirde işte hiçbir şeyi sorgulamayan, ama kaybettiğinizde de işler nasıl gelişirse gelişsin olaya böyle kötümser bir yaklaşımın olduğu bir anlayışımız var, bir kültürümüz var maalesef. Şuraya getirmek istiyorum işi. Yani işte kahramanlıkla hainlik arasında o kadar ince bir çizgi var ki maalesef biz bunu kaçırıyoruz. Yani Giresunspor maçında, o maçta iyi oynarken İşte Guido'nun topu gol olsaydı, biz o maçı kazansaydık işte lider olacaktık ve herkes oyuncularla alakalı, bizlerle alakalı metiyeler düzecekti. Lider takımın lider hocası ve oyuncuları ya da işte yöneticileri olarak bugün çok farklı şeyler konuşulacaktı. İşte o top döndü, bize gol oldu. Bugün işte maçtan sonraki yaşadıklarımız, maruz kaldıklarımız, maalesef olay işte burada kilitleniyor. İşte o top gol olsa çok farklı düşünceler, çok farklı muamele. İşte bu tarafa gol olunca da, yani bu kadar ince bir çizgi içerisinde yaşıyoruz maalesef. Bu böyle olmamalı. Şunu söylemek istiyorum. Karşılaşma sonrasındaki oyuncularımızın, bizlerin maruz kaldığı eleştiriler, hakaretler, insanlık dışı söylemler, yani gerçekten Samsunsporluyum diyen kimseye yakışmıyor ki ben onların Samsunsporlu olduklarına da inanmıyorum. Dolayısıyla bu takımın
neredeyse %75'inden daha fazlası geçen sene de burada görev yapmış. İşte her Samsun sporlunun artık şu ligden kurtulalım dediği ligden o Samsun sporları kurtaran, işte ikinci ligden birinci lige çıkarken ki o şampiyonlukta emeği olan oyuncular. Bugün gelinen noktada da halen ikinci ve şampiyonluk bizi bir Süper Lig'e çıkaracak pozisyonun içerisindeyiz. Dolayısıyla şunu açık yürekte söylemek istiyorum ki yapılan hakaretlerin, söylemlerin hiçbirisini hak etmiyor bu çocuklar. Ve inşallah bu takımı birincilikten Süper Lig'e taşıyacak olan çocuklar da bunlar. Allah'ın izniyle ben oyuncularımıza sonuna kadar inanıyorum ve güveniyorum. İnşallah bu işi sonuna kadar getirecekler ve bu takımı şampiyon yapacaklar. Ve bu takım şampiyon olacak. Ben buna yürekten inanıyorum. Samsun sporluyum diyen, Samsun sporu seven herkesin de bu şampiyonlukta pay sahibi olmasını istiyorum. Bu şampiyonluğun bir tarafından tutmalarını istiyorum. O yüzden bundan sonraki süreçte de herkesin bu çocukların motivasyonunu ve moralini yükseltecek şekilde hareket etmesi ve şampiyonlukta da pay sahibi olmasını istiyorum. Bir başka önemli nokta da şu. Maalesef işte son süreçte özellikle kulübümüzle alakalı bazı yanlış algının, yanlış anlaşılmaların olduğunu görüyoruz. Samsun Spor Kulübü şu anda gerçekten bir modern kulüp nasıl yönetiliyorsa o şekilde yönetiliyor. İçeride kurumsal yapı böyle tıkır tıkır işliyor. Her çalışan görev bilinci ve sorumluluğu içerisinde işini en iyi şekilde yapmaya çalışıyor. Ve bu doğrultuda da biz de tamamen kendi işimize odaklanıp sahanın içerisinde kalıp işimizi de doğru şekilde yapma şansı buluyoruz. Yani herkesin sorumluluk aldığı, hedeflerimize doğru giden yolda bize katkı sağladığı bir kulüp ortamı var burada. Dolayısıyla buradaki hiyerarşi de buna yönelik gayet güzel bir şekilde işliyor. Her birim takıma nasıl katkı yaparım bu konuyla alakalı çok büyük fedakarlıklar yapıyor. Dolayısıyla böyle bir kulüp yapısı içerisinde Allah'ın izniyle biz de işi güzel bir şekilde devam ettireceğiz, sonlandıracağız ve mutlu sona ulaşacağız. Herkes bunu böyle bilsin. Ben bunu ve bir daha tekrar ediyorum. Kesinlikle bu takım Süper Lig'e çıkacak ve Süper Lig'e çıkarken de Samsun Spor'u seven herkesin bu başarıda pay sahibi olmasını istiyorum ben. Takımımızda tabii bu milli takım arasında hem zihinsel anlamda oyuncularımızın işte o moral bozukluğunu üzerlerinde atmak için fırsatımız oldu. Bu konuda çalışmalarımız da oldu. Hem de fiziksel olarak işte geçen çarşamba gününden beri çok yoğun bir çalışma dönemi geçirip inşallah Tuzla maçına kadar da bu çalışmalarımızı devam ettirip güzel bir şekilde hazırlanacağımızı düşünüyorum. Yani hem zihinsel hem de fiziksel anlamda takımımızı çok daha iyi seviyeye getirdik. Bu arada sakatlıkları olan arkadaşlarımız vardı. Onlarla alakalı da güzel gelişmeler oldu. Tedavileri çok güzel geçti. Ve bugün işte Cece takımla beraber antrenmana katıldı. Bolu birkaç günden beri takımla beraber antrenmana katılıyor. Gökhan Karadeniz'in ufak bir sakatlığı vardı. O da bugün takımla beraber sahada. Bunun yanında Kerem'in bir ufak bir sakatlığı var ki onunla zaten kırmızı kart cezası olduğu için o sakatlığının bizim hafta sonundaki maça bir etki etmeyeceğini hepimiz biliyoruz. Bununla beraber de moralimiz gayet üst seviyede, motivasyonumuz gayet üst seviyede. Dolayısıyla ben kentin dinamiklerinin de artık bize tam anlamıyla destek olduğu, bizim yanımızda olduğunu hissederek bundan sonra işte bu şehirdeki gücü bir sinerjiye dönüştürüp inşallah bundan sonraki süreci de çok iyi bir şekilde geçireceğimize inanıyorum. Ve bu konuşmamı da şu şekilde tamamlamak istiyorum. Hep birlikte başaracağız. Sevgili Samsun Spor taraftarlarına
Merhaba. Tabii önemli bir haftaya giriyoruz. Sizler gibi bizler de tabii ki bu haftanın ne kadar önemli bir hafta olduğunu farkındayız. Yoğun bir sezon geçirdik sezonun en başından bu yana. Yaşadığımız olayları tekrar hatırlatmaya gerek yok. Birçok olumsuzluk da yaşadık. Belli dönemlerde insanız, bizler de hata yaptık. Ama geldiğimiz noktada bugün itibariyle ligin ikincisi konumundayız. Bu avantajı son 4 haftada biraz daha anlamlı hale getirebilirdik. İstediğimiz puanları alamamamıza rağmen hala ligin ikincisi konumundayız. Yani şu an itibariyle direkt çıkabilecek konumda bu takım. Dolayısıyla son 7 haftaya girerken ligin bundan sonraki dönemindeki en önemli müsabakasına çıkıyoruz. Şunun bilinmesini tüm Samsunspor taraftarlarından istiyorum. Hafta başından beri, dünden beri başkanımızın da yoğun bu konuda açıklamaları var. Hocamızın bugün keza açıklamaları var. İçeride inanılmaz bir birlik beraberlik var. İnanılmaz bir kenetlenme var oyuncu grubu arasında. Hocalarımızla, bizlerle, başkanımızla, tüm çalışanlarımızla buradaki. Ve bunun kesinlikle yansıması çok iyi olacaktır. Buna inancımız sonsuz. Şimdi başkanımız da dün bahsettiği bazı konular var. Ben de buradaki bir yönetici olarak bunlara çok kısa değinmek istiyorum. Yine söylüyorum, bu şu an itibariyle Samsunspor takımı ligin ikincisi ve bundan sonraki tüm müsabakalar çok önemli lige çıkacakken, burada oynayan herkes, burada mücadele veren, ter akıtan bütün oyuncular için geçerli. Üzerlerinde ciddi manada şöyle bir baskı var aslında. Yani bir sorumluluk var. Elbette bu sorumluluğu taşıyan insanlar, çoğu tecrübeli oyuncular, şampiyonluk yaşamış oyuncular. Elbette bu forma ağır forma, elbette bu baskı hissedecekler. Bu işinin gereği, işine saygının gereği olması gereken bir şey, iş ahlakı gereği olması gereken bir şey zaten ve bunu hissediyorlar. Fakat onun dışında, bu eleştirilerin dışındaki, ben eleştirileri de bu saatten sonra rafa kaldırılması kanaatindeyim ama eleştirilerin dışında ufacık çocuklarına, ailelerine, eşlerine, annelerine, babalarına ve maalesef bunu hocamızın da ailesi dahil olmak üzere çok ağır hakaretler, küfürler ve bir takım saldırılara maruz kalmaktalar ki dünyanın hiçbirinde bu kabul edilebilir bir şey değil. Hele bizim gibi Türkiye'nin belki de en güzel şehirlerinden biri olan Samsun'da asla kabul edilebilecek bir durum olamaz. Herkesin haysiyeti var, herkesin ailesi var. Biz inanıyoruz ki bunlar, bunu yapan kesim çok azınlıkta olan ve maalesef bu mücadeleye zarar verebilecek fakat azınlıkta olan bir kesim. Biz çok iyi biliyoruz ki ben çocukluğumdan beri Çiftlik Caddesi'nden, Bulvar, 100. Yıl Bulvarı'ndan, sanayinin içinden geçerek statları yürümüş ufaklıklardık o zaman. Dedelerimizle, babalarımızla yürüdük. Oralardan gelen nesillerin, o jenerasyonun evlatlarının, torunlarının dibine kadar, sonuna kadar Samsunspor'a sahip çıktığını, ki bunun da büyük çoğunluk olduğunu farkındayız ve bundan büyük mutluluk duyuyoruz. Fakat bu azınlığın yarattığı tahribatı da hep birlikte önlememiz gerekiyor. Biz sizin verdiğiniz güçle zaten bugüne kadar buraya geldik. Yine söylüyorum, elbette çok daha iyi bir konumda olabilirdik. Hatalar yapıyoruz fakat bundan sonraki süreçte bu hataları en aza indirip en başarılı sonuçları almak yine hep birlikte dayanışmayla mümkün olacaktır. Bizim de bundan en ufak bir şüphemiz yok. Samsun şehrinin bize vereceği dayanışmadan, o bahsettiğim gerçekten utanılacak şeyleri yapanların azınlıkta ve hiçbir şekilde koskoca Samsunspor camiasını temsil etmediğini biliyoruz. Dolayısıyla yine belirtmekte fayda var. Çok önemli bir kenetlenme içerisinde bu takım. Bu takım layık olduğu Süper Lig'e çıkmak için her şeyi yapacak. Başkanımızın önderliğinde, oyuncularımızın, hocamızın, burada çalışan herkesin, medyanın, içerideki çalışan aşçının, temizlikçinin, çimcinin, kim varsa güvenlikçinin inanılmaz büyük bir sevgi saygı çerçevesinde ilişkisi var. Ve bu ilişkinin sonucu mutlaka sizlerin de desteğiyle başarıyı getirecektir. Bundan en ufak bir şüphemiz yok. Yine başkanımızın belki de bahsetmek istediği ve açıklamak istediği, bizim defalarca aslında gündeme getirdiğimiz buradaki yapının dahi anlaşılması için çok kompakt bir yapı var. Bu Yüksel Yıldırım'ın, Sayın Başkanımızın yönetim şekli. Kendi diğer tüm şirketlerinde de bunu böyle uygulamış. Belli sorumlulukları, belli güvendiği, inandığı, hem iş bilgisine hem namusuna güvendiği insanlara
vererek değerlendiriliyor. Ve elbette sonunda kendisi bir değerlendirme zaten yapar. Her şekilde, her yerde yaptığı gibi, ama burada çok kompakt bir yapı var. Herkes, hocamız kendi işine yoğunlaşmış vaziyette. Yönetim kurulumuz Veysel Bey ve genel müdürümüz Soner Bey tamamen kendi işlerine yoğunlaşmış vaziyette. Ben keza kendi işlerime yoğunlaşmış vaziyetteyim. Başkanımızın tüm bunların üstünde bu işin vizyoner liderliğini yapıyor. Burada herhangi bir sorun olması bu anlamda zaten mümkün değil. Bu kulübü her şekilde, sahanın içinde de sahanın dışında da oluşturduğumuz yapıyla en iyi şekilde temsil edip en iyi yerlere getirmek için tüm gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Bu iki sezondur Yüksel Bey'in başkanlığında yürütülen bir iş ve çok daha kısa, orta ve uzun vadede çok daha iyi yerlere gelecek. Bunları herkes görecek. Ve yine bu haftaki maçın önemiyle tamamlamak istiyorum ben. Çok önemli bir maç. Herkesten desteği bekliyoruz. Yine söylüyoruz, içeride çok iyi bir kenetlenme var. Siz değerli Samsun sporların desteğini hissettiğimiz andan itibaren bu kenetlenmenin gücü daha da artacak. Ve inşallah cumartesi günü çok iyi bir skorla, mutlu edecek ve tekrar önümüzü açacak bir skorla buraya dönmüş olacağız. Herkesi saygı ve sevgiyle selamlıyorum.